How about learning infinitives today? Arkadaşlar bugün fiillerin mastar formları üzerinde durmak istiyorum. Bir önceki ortak konu videomuzda fiilimsiler üzerinde durmuştuk. Burada da fiilimsilerle mastarlar arasındaki farkı biraz size anlatarak başlamak isterim. Fiilimsiler yani isim fiiller, gerund olarak adlandırılan isim fiiller, fiilden türemiş olan isimlerdir. Cry, crying, speaking, talking örneklerindeki ing takıları buna işaret eder ama bunun zaman takısı olan ing'den farkı vardır. Bunu bir önceki videomuzda anlatmıştık. Mastarlar ise İngilizce'de to takısıyla ifade edilirler ve fiillerin yalın halleridirler. Türkçe'de de bu takının adı mekmaktır. Mastarlar fiil türünden sözcüklerin çekimsiz halleri. Ve cümle içinde kullanıldıkları zaman, çeşitli yerlerde kullanıldıklarında cümleye amaç anlamı katarlar daha çok. İsim fiiller veya fiilimsilerse işi yapan özne işlevi kazandırıyorlar. Bunu kısaca özetle söyleyebiliriz. Geçimimizi sağlamak için to earn our living örneğinde gördüğümüz gibi. Mastar, earning a living without working, çalışmadan para kazanmak cümlenin öznesi. Swimming is my favorite sport cümlenin öznesi. I came to see you, sizi görmeye geldim amaç belirtiyor. Bazı edatlardan sonra araya bir isim veya zamir girmesi halinde kullanıldıklarını görüyoruz. Ama bunları daha çok formülasyon şeklinde anlatmamıza rağmen bu formülasyonları ezbere bilmenize gerek yok. Bunu da özellikle vurgulamak isterim. Örneklere bakarak daha net anlayabilirsiniz. Bu formülasyonlar size yardımcı olmak amacıyla verilmiştir. Ezberlemeniz söz konusu değildir. Swimming is easy for me. Yüzme benim için kolaydır. To swim is easy for me. Yüzmek benim için kolaydır. This box is too heavy to carry. Bu kutu taşınamayacak kadar ağır. The speaker was unable to speak clearly enough for us to understand. Konuşmacı anlayabileceğimiz kadar net konuşamadı. Örneklerinde de for edatıyla birlikte kullanılmalarını görüyorsunuz. Of edatıyla birlikte nasıl kullanılıyorlar? It's kind of you to help me. Bana yardım ettiğiniz için çok naziksiniz. It's nice to meet you. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum gibi. Amaç belirten mastarlara örnek vermek gerekirse I always get up early in order to veya so as not to be late for work. Geç kalmamak için erken kalkarım örneğini buna verebiliriz. Peki dolaysız nesne yani direct object şeklindeki mastar alan fiillerin kullanımları nasıl oluyor? Bunu she decided to move to another city örneğini bir gruba örnek verebiliriz. Başka şehre taşınmaya karar verdi. She persuaded me to go with her. Beni gitmeye ikna etti. She expected to get home early. Erken varmayı ümit ediyordu. Örneklerini de bunlara verebiliriz. Birinci grup içinde yer alan fiiller, hangi fiiller mastar alıyorlar onlara bakalım. Tabii bu fiillerin listesinin geniş olduğunda zamanla karşımıza çıkacağını da belirtmek gerekiyor. Afford, hope, manage, prepare, demand, offer, wait gibi. Try, would love, would like gibi fiiller. Refuse, seem, appear, look gibi fiiller. Bunlar kendisinden sonra gelen fiili mastar şeklinde alıyorlar. Infinitive şeklinde alıyorlar. Görselde gördüğünüz I like to eat, I like eating ice cream arasında bir fark olduğunu da burada vurgulamak istiyorum. Birinci örnek, birinci cümle. Cümleye istemek anlamı kazandırırken kendisinden sonra gelen fiil like'ın kendisinden sonra gelen fiili to, mastar şeklinde alması cümleye istemek anlamı kazandırırken ing şeklinde alması sevmek, beğenmek anlamı kazandırıyor. Peki edilgen kullanımları nasıl? Edilgen kullanımlarında gerundlar yani fiilimsiler aynı kalıyorlar. Olayı şahitlik etme durumuna göre de mastar veya yalın halde mastar veya gerund şeklinde olduklarını görüyoruz. The child was seen walking along the coast. Yürürken görüldü. Kısmen şahitlik edilmiş. To have walked. Yürüdüğü görüldü. Tamamen şahitlik edilmiş. Evet bir de algı duygu bir fiilleri var. Bu fiiller eğer geçişli fiillerse ardından gelen fiil yalın halde kullanılıyor veya ing formunda kullanılıyor. O da eylemin tamamına şahit olması halinde arkadan gelen fiil yalın halde kullanılıyor. I heard them play the piano. Tamamen şahitlik edilmiş. Burada bunu görebiliyoruz. İkinci eylemin yalın halde kullanıldığı tek fiil let. Help fiili de bu grupta olmasına rağmen eylemin bir kısmına şahitlik edilmesi durumunda o da fiilimsi alıyor. Her iki gruba bu durumda dahil edilebiliyor tabii. Let me speak, müsaade et konuşayım bir bakayım örneğinde bunu görüyoruz. Help me find, to find my way, I help my mom, cleaning, clean, to clean. Her birinin farklı farklı anlamları oluyor eyleme şahit oluş durumuna göre. Alright, thank you so much for your participation. Wish you all good luck. Bye.